Az önce programımız kapandı ama inat ettim. Bunu yapmaya çalışacağım. Şuradan deneyelim bakalım. Bir şansımızı deneyelim tekrar. Bilgisayarı biraz soğuttuk. Ya anlatmayacağım. Zaten bir önceki videoda bütün her şeyi anlattım. O yüzden olabildiğince kısa ve sade anlatmaya çalışacağım. Bir terslik oldu. Bir tane daha çoğaltalım. Bunu da rengini boyayalım. Şimdi tamam. Yani buradaki püf nokta aslında şu seçim yöneticisi yani Selection Manager ile seçmiş olduğumuz yol var ya ilk başta hangisini seçerken daha doğrusu hangi yöne doğru seçtiyseniz diğerlerini de hep aynı yönde seçmek zorundasınız. O zaman bir problem olmaz. Ve sistem güzel bir şekilde çalışıyor.
içimde kaldı. O yüzden hani ya hocam eğitimdeyiz, niye bunu anlatmadan yarım bırakıp geçtin? Biz de sorun yaşadığımız zaman nasıl çözeceğiz? Demeyin diye hakkınıza girmeyeyim. O yüzden sistemi çalışır halde size teslim ediyorum. Hatta ben bunu kaydedeyim. Kaydettim. Eğitim seti içerisinde zincir montajı diye açıp siz de uygulama yaparsınız. Dediğim gibi püf noktalardan ve en önemli noktalardan bir tanesi seçim yöneticisi. Yani şunu yol montaj ilişkisi şurada, yani şu yolu seçerken Selection Manager, şu seçim yöneticisini seçtiğiniz zaman ilk parçayı hangi yöne doğru seçtiyseniz bu zinciri, bundan sonrakileri de hep o yönde seçin. O zaman problem olmaz. Dediğim gibi bir de bilgisayar yoran bir özellik. Bilgisayarınızın işlemcisi i7'den aşağıdaysa ve 16 GB'dan az RAM'iniz varsa çok fazla uğraşmayın.